Niye böyle oldu? Dın Benden yetkiyi nasıl alacaklar onu da bilmiyorum. Fidi. Bunlar nasılmış? Beğenmedim. Asikti. Tam rengim lan bu. Beyaz da değil. Tam o gri. Tam Süleyman'ın ortası. Kalbim. Kolay gelsin. Sağ olun şef. Bana neden almışlar? Kumpas olabilir. Yayın just chatting de değil mi? Dur bakayım deneyeyim. Oyun GTA 5 olur mu acaba? Olmuş lan. Muhtemelen herhalde maaşları ödeyemeyeceğiz falan.
Oyun doğru mu şu an? Arkadaşlar bunları laf etmeyin artık. GPS'i halledebilecek teknolojik elemanınız online mı? Silahım var ya, yok mu? Var. Sarp var oğlum. Deagle ne yapacağım ya? Sarp maaş almıyor. Yok ki Sarp. Hoş admin power'da bug oldu diyorlar arkadaşlar. Hala niye ışınlanıyorsunuz? Yeter.
Barkın intiharı niye etkilemiş ya? Tek o var. Şu an çok da bir şey yok. Sadece gözüktü. Yanında biri vardı. Yani Sarp'tan aslında şüphelenecek mi? Şüphelenmeyebiliriz. Ya bir şey yok. Bir DNA testi var. Onu da bir şey uydururlar. Lisede yoktu ya. Oğlum artık Pavi'ye laf atmayın lan, yeter. Kimlik değiştirme. Ya hackerlara gidip değiştirebilir arkadaşlar, bunda bir şey yok. Kimlik değiştirilir. Ama numaralarını değiştirselerdi keşke. Paranın onlama olup olmadığını da bilmiyoruz. Para alınabilir abi. Belki 100 bin dolar bağışlamıştır adam. Şu an para eksiye gidiyor. Kimliği oyun dışı kodla değiştiriyorlar canım. Oyun içi değişmiyor. Ya oyun içine değiştirmek istiyorsan şefe gidiyorsun. İşlem olacak, şefin haberi oluyor yani. Orada Alp kimin? Alp'i ilk defa gördük mesela. Alp'i ilk defa gördük.
düşünüyorum şu an. Kanka hesapla, o kadar uğraşmam. Adamlar da bir şeyler yapsın. Süleyman en çok niye şef olduğundan şüpheleniyor. Gerçekte biliyorsun. Yo, gerçekte bilmiyorum. Gerek yok. P150, P140 konuma gelir misin? Olumlu. Sesi kendin sürünce güzel oluyormuş lan. Var mı sorun? Bir şey mi oldu? Kaza geçirdi şefim. Ha, geçmiş Yok ya, benim parada gözüm yok. Oğlum polis maaşları bakiyeden düşüyormuş. Nasıl yapacağız ya? Banka soygunu lazım acil.
Ulan Süleyman Şef'i ona gönderin, nasıl düşünsün ya? Oğlum. Şefim merhaba. Ne yapıyorsunuz? Trafik cezalarını affetmeyin ha. Şefim merhaba, ben Kerem. Affetmeyin Kerem. Hoş geldin. Affetmeyin trafik cezaları. Para çok gidiyor, zam yapacağız, yapamıyoruz şu an. Tamam. Daha hesaplayamadık. Şefim onu ayarları da, yok mu bir GTR'ınız peki? GTR mı? Bunu zor buldum lan. Oğlum dur adam. Ne bileyim. Kalpten gitti diyorlar zaten. Direkt almak olmaz. GTR direkt size verseydik. Nasıl? Öyle bir şey mi varmış lan? Devlet yetkilileri onun transferini halledemiyorlar mı şefim? Sonuçta şeften şefe kalan bir miras değil mi bu teşkilat? Yani bilmiyorum. Harbiden nasıl miras? Zaten insanlara değil. Şey gibi oldu. Saltanat gibi oldu. Ben anlamadım. Biraz öyle oldu yani. Ama bizim için okey. Benim için sorun değil. Memnun musun? Çok seviyorum şefim. Çok seviyorsun ha. Şef olunca mı sevdin? Normalde seviyor muydun? Valla Süleyman komiserim, siz de yani eski şeklinizde hitap edecek olursam zaten polise başlayalı 3 gün oldu. Tamam 3 gün. Legit 3 gün bu arada. O yüzden şey yani. Kaç paraca ciro yaptın? Karamsız çekirdim. Bu arada 200 binden fazladır. Harbi mi? Arşive atıyor mu onları? Atıyorum. Genelde prim olarak veriliyor onlar. Bir bakayım ben onlara. Bir ayıp ediyorsun. Yemin ederim. Ya, bakarım ben. 3 günde 200 bin. Vardır. Vardır. Sen hızlı yükseleceksin ha. Öyle gözüküyor valla. Trafik cezaları mı yoksa? Bir tanesi bile trafik cezası. Harbi mi? Neyden genelde? Genelde silahtan. Ha. Ona harbiden ayakkabıya bak lan. Şu ayakkabılar ne be? Ya şefim. Taraklı mı senin ayağın? Ya Süleyman komiser izin verdi. Ya, problem olmaz umarım ya. Daha sorursanız şey yapayım ama değişim. Ha Süleyman komiser kim mi? Sıkıntı yok be, şaka yapıyorum. Hangi Süleyman? Ha Süleyman Saru. Komiser olan bendim. Aynen. O da memur. Kerem. Öyle mi? Çapka niye takıyorsun? Aç be saçları, aç böyle bir. Yatır arkaya. Abi tıraş olmadım ya. Bir de saçlar çok yağlı oluyor benim. Ha. Yani istiyorsan daha karizma... Yok oğlum sen nasıl istiyorsan, ben niye karışayım? Ayakkabılar... Biraz ilginçmiş o kadar. Hani şey gibi olmuş. Evden çıkarken olan bu vardı, bunu giymişim gibi olmuş. Aksiyon olur falan diye giydim ya. Bunları rahat ederim diye. İyi. Emrilsin. Abi diyebilirler oğlum bir şey. Geride de genel bir sakinlik hakim şefim. Aman daha demin... Aa siz bankaları hiç görmediniz değil mi? Size bankaları göstereyim gel. Geride. Abi Süleyman Kar takılmaz ya abi şey falan şef mef ya. Efendim yavaş lan yavaş. Özür dilerim şefim. Yavaş amına koyayım, ne yapıyorsun? Sakin. Arkadaşlar Eson konuşuyor. Şehre yeni gelen, bankayı daha önce görememiş olan varsa şu an bankaya gelebilir. Biraz anlatabilirim. Kim lan? Şimdi öncelikle arabaları bu şekil bırakıyoruz. Yani biri bu tarafa bakıyor, diğeri de diğer taraftan diğer yola bakıyor. Olur da hani buradan kaçar ya da buradan kaçarsa ona göre takip edeceğiz. Tamam. Şimdi diğer bankalarda tek giriş var, tek çıkış var. O yüzden onlar çok problem olmuyor. Onlar da sizin GPS'inizde işaretleri olmadı. Bu bankanın özelliği
bir girişi daha olması. Mesela genelde şeyler burada oluyor. İşte rehinem var. Rehineyle konuşmak istiyorum. Diğer arkadaş nerede? Buradaymış. Genelde rehineyi burada gösteriyorlar. Yani burada olay kapıdan görmek değil. Zaten karakolda kameralardan bakıyoruz işte içeride kaç kişi var. Ona bakmamız çok önemli. En azından biriniz kalıp bakarsa hani sorumluluk sahibi olduğunu gösterir. Tam şurada kamera varmış. Evet, buralarda var. İçeride kaç kişi olduğunu bulmamız lazım. Ya da rehineyle konuşuyorsak, yani rehineli kesim varsa mesela kapıdan gördük, sağlık durumu istediğiniz zaman kesinlikle içeri girip bakmaya çalışıyoruz ki hani kaç kişi var, rehine iyi mi? Yani genelde böyle içeri gelemezsiniz falan derlerse bir şüphe oluyor. Ondan sonra bu ilk giriş. Bu tarafta da ikinci girişi var bankanın. Fakat burada iki kapı var. Burada dikkat etmeniz gereken şey, bu kapıdan girdiğiniz zaman kasadaki eleman duymuyor. Fakat buradan girdiğiniz zaman bunun sesi aşağı gidiyor. Yani buradan olur da bir girme durumunuz olursa, mesela içeride iki kişi gördük, iki kişi bir soygun yapıyorlar diyelim. Buradan girdiğiniz zaman zaten biri alttaysa sıkıntı olmaz. Buradan devam edersin şeye doğru, rehineye doğru. Fakat eğer 3-4 kişi olursa böyle bir plan uygulamayacağız asla. Anladım şef. O zaman genel olarak şey mi yapıyoruz? Ya genel olarak rehineyi bırakmalarını bekliyoruz. Arka kapıyı kilitliyorlar zaten. Bakın bu kapı duyuluyor. Ya biz operasyonu şöyle düşündük. Rehineyle konuşurken mesela orada 2 kişi var. Bir kişi de burada aşağıda durmak zorunda kalıyor zaten. Kasayı işte açmaya çalışıyor derken. Hani bir kişi buradan gelir ve yakalanmazsa diğer rehineyi tehdit eden kişi indirirse biz de diğer elemanı indirip tamamen soygunu çözeriz diye düşünüyoruz. Fakat burada problemler şu üst balkonlar. Yani adam buradan mesela böyle geldin. Şimdi bu adam kasa burası. Kasa burası. Eleman kesin burada durmak zorunda. Bunu kaynak maynak bir şeyler yapıyor bu. Ya bir kişi kesin böyle iptal oluyor zaten. Ama soygun başarılı olduğu zaman oraya bırakacak. Onu da bilmemiz lazım. Burada üst kat var. Burası çok tehlikeli. Zaten bu kameraları da inceliyorum bir yandan. Buraları gören kameralar hep var zaten. Dur, burası mıydı, diğer giriş miydi? Burası değildi galiba, bakayım. Ha, burası aynen. Bu dışarıda gördüğünüz, içeride gördüğünüz bir tane daha kapı var ya bu tarafta. O da buraya çıkıyor. Ya mesela adam eğer burada yatarsa, sizi görürse sıçtık içeri girerken. En büyük problem bu. Yani buraya adam koyarlarsa ne yapacağımız hakkında bir fikrimiz yok. Yani bizim tabii rehineye bir şey olmasın ama böyle bir iki kişi soygun görürsek... Şu kamera açısıyla bu üst kata çıkan kişiler görülebilir bu arada. O kamerası şefin gösterdiği yeri bence görmez. Kör nokta gibi orası. Kameralara bakın zaten daha önceden. Kesin bakın. Ne olur ne olmaz. Buradan da aşağı tekrar çıkış var. Ya genel olarak zaten en büyük kural şu, yani rehineyi bırakmaları lazım. Yani rehineyi bırakmadan asla dışarı çıkarmıyoruz. Ve öyle hemen adamlar kaçarken işte adamlara ateş edeyim, arabalarını parçalayayım gibi bir durum yok. İlk önce insancıl olarak yaklaşıyoruz. Fakat böyle size ateş etmeye falan başlarsa tabii ki ateş edebilirsiniz. O konuda hiçbir problem yok. Ama yani onlar ateş etmeden siz ateş etmeyin. En büyük kurallardan biri bu. Rehineyi bıraktı. Ondan sonra yakın takibi alıyoruz genelde. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey, bir tane offroad aracı olması lazım. Bir ya da iki. Çünkü %80 daha kaçıyorlar. Özellikle motorlularsa. Ona dikkat edin. Onun dışında... Biz ne kadar inisiyatif sahibi olabiliyoruz? Şimdi şöyle. Rehine ellerindeyken biz bir şey yapamıyoruz. Yani araç diyorlarsa araç gönderiyorsun. Yani de araçları oluyor zaten. Bırakın diyorsa bırakıyorsun. Ama rehineyi burada bırakmak zorunda.
Ya bir anlaşmaya varırsın. Dersin ki, adam der ki işte helikopter insin. Ne bileyim. Helikopter insin der, sen gidersin. Helikopteri indirirsin, bekletirsin ama uzakta bir yerde motorunu çalıştırmadan. Adamlar bıraktığı zaman daha ki birazcık böyle dümen mümen yapıp helikopteri tekrar kaldırıyoruz yani. Ne yapalım? Onu da mı kaldırmayalım? Hepten de salacak halimiz yok zaten. Yani diken falan koymuyoruz. Onlar problem. Onun dışında rehineyi alana kadar birazcık dayı demek zorunda kalıyoruz. Ama rehineyi burada bırakmadan çıkmalarına izin yok. Onu unutmayın. Ya bu SWAT operasyonu da deneyeceğiz arkadan ama içeride işte iki ya da üç kişi olması lazım. Ona göre bir şeyler yapmamız lazım. Klasik mermilerle tatbikat yapsak kalabalık olduğumuz bir gün kendi aramızda. Sıkıntı şu, bizi burada gördükleri zaman... Bu neymiş ya? O neymiş lan harbiden? Bizi burada gördükleri zaman şehirde illegaller başlıyor. Yani bunlar tatbikat yapıyor. O yüzden soygun ihbarı aldığınız zaman bağırmayın. Yani fısıldayarak bağırmayın. Onu orada duyan kişiler diğerlerine aktarıyor. Bu sefer biz burada kilitlendiğimiz için adamlar bir başlıyor satmaya. Ona da yakalanmıyor onları yani. Diğer bankalarda zaten bir şey yok. Tek giriş, tek çıkış var. Orada da aynı şekilde yapmamız gereken en büyük şey rehineyle konuşurken içeri bakmak. Yani rehineyi görürken girdin, içeri baktın. Bir şey var mı içeride? Motor var mı? Başka bir şey var mı? İkinci bir rehine var mı? Gibi. Çünkü bir keresinde motor çıktı içeriden. İçeriden. Aynen. İçeriden motor çıktı. Adamlar bir anda böyle motorları rehineye alıp uçtu gittiler. Ha, biliyorum o soygunu ben. Pareto Bey'deki mi? Aynen. Bayağı ilginçti lan o. İçeriye motor sokarken de kimse görmemiş. Rehine kucaklarındaydı motorla. Evet, 3 kişi. Nasıl bir şeymiş. Sırt şey ne diyorlar bilmem ne sırtı yapıyorlardı herhalde. Tuhaftı. Oğlum çok ilginç şeyler oluyor. Mesela adam yatırdığı bankaya, çaldığı bankaya yatırıyor falan. Yani bu şehre alışın. Şimdi galiba şef bir bağış meselesi olmuş. Bizim kasadaki parayı bir yere bağışlamış bana devretmeden önce. Birazcık dişimizi sıkmamız lazım cezalar konusunda ki paranızı zam yapabilelim, verebilelim. Onun için de zaten maaştan başka bir şey kullanılmıyor genelde. O yüzden yani böyle cezalarımız böyle güzel olursa en az maaşları diyorum ki ben arttıralım. Araba maraba alırsınız, modifiye edersiniz. Daha ne? Daha ne yapayım? Ya burada ilginç bir olay dönüyor yani. Bayağı bir para gitmiş galiba. Ne kadar bilmiyorum. Ne bileyim bağışlamak da... Bilmiyorum sizi düşünmemiş mi, etmemiş mi? Fikrim yok. Onu artık siz aranızda şey yaparsınız. Teşkilata da bağış yapacak bir kurum vardır belki teşkilata da. Yok mu teşkilatı seven bir kurum şu devlette? Evet, herkes seviyor polisi zaten. Bayılıyorlar. Bilmiyorum ben varken... Severler mi bilmiyorum. Olabilir. Hayırsever kurum vardır belki ya. İnşallah şu benim de en büyük korkum şu maaşlar ya. Maaşlar ne oluyor acaba şey bitince? Aman paranıza bir şey olmasın ya. Ben onu istiyorum şu an. Ya çok da milleti sıkmayın. Nefret olmasın. Ya mesela adam kırmızı ışıkta geçti. Hızlı gitti. Ha o zaman olur. Ama işte adam 3 kırmızı ışıkta geçti diye 3 katı 4 katı ceza yazmayın. Adamlar yani yolmayın. Böyle tüyleri geri çıksın yani. Ama en büyük zaten gelir kaynaklarından biri silah taşıma ruhsatı olmayan kişilerin silah taşıması. Onları direkt kesebilirsiniz. Bıçak da dahil buna. Bu şeyde teşkilatın bir günlük gideri ne kadardır acaba? İşte onu hesaplamaya çalışıyorum. Daha yeni aldım ya. Herhalde bir 50-60 bini var herhalde. 60 binse çok rahat kâra geçeriz ki. Ya kâra geçip ne yapacağız? Yok hayır maaşlar anlamında kâra... Baktık çok para geliyor, zamla geç. Aynen. Sen de mutlu, herkes mutlu yani. Yani Ahmet'in kendisi mesela günde 100 bine yakın para bırakıyor. Burayı... Kafe mi lan burası? Sikik. Şefim öyle ama yani. Ne yapalım?
Bilmiyorum, 100.000'i falan da geçebilir. Ona bakmam lazım işte. Ben bunu bayağı bir sinirlendi o bana ya. 10.000 dolar ceza kestim. Hakikaten. Neyden kestin? Ama onunla da karakola gelmesin ama yani. Şey mi? Ya o gecenin yanında birazcık böyle bir sorunları olan biri. Ha, gece yoktu Allah'tan. Bir de ha şey diyeceğim. Biliyorsunuz polise küfür, carçutun cezası bayağı iyi. O yüzden size küfreden biri olursa siz küfretmeyin. Peki şefim. Böyle anana bacına sövdüğü zaman o sen prim... Yok yok, o kadar değil yani. Diğer Süleyman mı var mesela, kemerini falan indiriyor. Manyak. Onun hakkında da soruşturma açılıyor, anladın mı? Güzel hareketmiş ama şefim. Peki şu anda hali hazırda soruşturması devam eden polis memurları hakkındaki işlem nasıl olacak? Onları ben tekrar okuyacağım. Yani aslında biz var ya şey yapabiliriz ha. Kim en çok ciroyu bırakıyor? Suçlulardan. Ayın elemanı. Ahmet bayağı önde çıkabilir orada ya. Oğlum o parayı nereden buluyor acaba? Hulusi de çıkabilir bu arada. Hulusi de çıkar. Şey evini biliyorsunuz. Bir tane bilgisayar olan ev var. Orayı izleyebilirsiniz. Ben bilmiyorum onu şefim. Onu gösterirler. Devreye beraber çıktığım zaman. Yani ayın elemanı seçeriz. Ayın suçlusunu da seçeriz. Önce sıkıntı yok. Var mı? Zevkli olur. Yok, bir gün serbest kıyafet yaparız. Bir gün kermes düzenleriz. Olur hepsi ya. Şimdi bir de... Şeyi soracağım ben. Bunu merak ediyorum hakikaten. Şehirde böyle gerçekten çok emniyet görevlilerine ve devlet çalışanlarına çok ters konuşan insanlar oluyor. Var bu var. İnsanları ne kadar rencide edebiliriz? Ne kadar inisiyatif alabiliriz bu konuda mesela? Laf sokabilirsin. Güzel taşak geçirdim çünkü de o yüzden. Ya ben de güzel taşak geçirdim. Laf sokabilirsin ama birbirinize küfretmeyin yani. Parayı düşün. Güzel para. 35, %10'unu alsan 3,5. Günde 3 tane kessen 10k. Oo. Oo. Ama bunun için kamera kayıtlarınız oluyor. Böyle insanları aşırı zorlamayın. Dövmeyin. Dövmek en son. Yani dövme konusunu tabii ki nezarethanede böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Burası çocuk parkı değil. Oluyor yani. Özellikle konuşmayan kişiler. Yani %100 kanatı olduğun kişiler ara sıra hırpalayabiliyoruz. Fakat bazen bizim Meriç var, manyak. K9 eğitimi veriyor. Kalk falan diye. Ha. O kadar abartmayın. İnsanları o kadar rencide etmeyin. Rozeti kötüye kullanmayalım yani. Evet, onu çok yani kullanmayın. Çok büyük bir suçsa söyle bana, beraber yapalım. Ama gerçekten büyük bir suçsa konuşturalım beraber. Ben tutayım sen eğit yani, bir şey yok. Ama böyle hani saçma sapan şeyler için yapmayın ya. Gerçekten. Hakkınıza soruşturma geliyor. Size çok bir şey olacağından demiyorum da. Hani sivil hayata geçersiniz. Takılırsınız. O var yani, sizden nefret ederler diğer türlü. Şimdi biz bu haftayı biraz cezalı atlatacağız. Çünkü para iyi gidiyor yani. Tamam, ben paranoyak oldum galiba. Devamlı bakıyorum. Böyle 150 bin gidiyor falan günde herhalde, anlamadım. Barkın sivil hayatın nasıldı? Undercover'a geçmeden önce, Tarkan olmadan önce. Benim sivil hayatım bayağı etkileşimliydi. Herkesi tanıyorum şehirdeki diyebilirim. Neden? O zaman sen şey, iyi polislerdendin yani. Zor kullanmayan. Yok, ben zor kullanmadım. Evet, hiç kullanmazdı. Kullanmam o zaman. Kullanmazdı dedi zaten. Ben çok fazla insanı tanıdığım için benim için rahat olacak ya o konuda. Çok fazla öyle duygusal... Gizli bir operasyon yürütüyorsanız mesela, bir suçluyu yakaladınız fakat bu suçu hep yapıyor. Ortaklarını öğrenmek için bir göz kırptınız falan. Hani sana az ceza keseyim sen devam et falan. Bunlardan benim haberim olsun. Bunlardan yakalarsanız çok kötü olur çünkü. Birine özel böyle dağ kaldırıp sorgu falan da yapmak isteyebilirsiniz. Onlardan da haberim olsun. Ki tek başınıza yapmayın bak. Yani gerçekten yakalanırsanız çok büyük problem olur. Ya da mesela sen öldün, soruşturma bitiyor orada. Başkasının da haberi olsun. Yani adam, sen adamı aldın, adam kafana pat diye koydu. Yani. Mesela. Ne yapacağız? Başkomiser gitti, Allah bilir hangi bilgilerle gitti. Yani. O yüzden haberimiz olsun. Tabii ki böyle adam falan kaçırmayın lan maskeli. Seninle bir konuşacağım deyin. Bir sorular sorun, sıkıştırın.
Böyle sıkıştıramadığınız adamları da böyle çatıştır falan dövmeyin yani. Öyle bir şey yok. Sorularınızı güzel hazırlayın. Adam bilmiyorum kilitlendim dediği yerde üstüne gidin. Bunun en güzel yeri sorgu odasıdır ama böyle bir manyaklık yapanlar da var. Anlaşıldı. Şimdi bir de Teşkullah başkomiseriniz. Onun dışında Taşkın var. Çelik var. Çelik de iyidir. Teşko da iyidir. Yani diğer tehlikeli olanlar da birazcık Süleyman tehlikeli. Süleyman Saral. Biraz tehlikeli. Çılgındır biraz kendisi. Çok yaşa. Uuu. İyiymiş. Sen de gör. E tabi. Bakabiliyorum. Onun dışında Demir iyidir. Bakayım. Meriç manyak. Meriç'in arabasında şey takın. Kemer. Birazcık kaza yapıyor kendisi. Taklarıyla ünlü. Araçlarınızda bunlar. Araç offroad aracı yedekli tutun bu arada. Soygunlarda lazım oluyor. Çünkü adamlar dağa kaçıyor ya. Offroad'la kesin kovalamamız gerekiyor. Demirinki gibi motor kullanma izniniz var. Onu konuşacağız. Ama motor çok tehlikeli. Ya şefim motorla kaçan çok oluyor. O yüzden dedim. Bir de o motorlar dağa çıkıyor mu acaba? Onun hakkında da bilgimiz yok. Yani dağa çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Süleyman memurum yeni bir tane motor deniyordu. İlgileniyor sanırım o konuyla özel. Evet evet, ondan yani bir motor dersi alırsınız en kötü de herkes motorlu olmasın. Ondan sonra adam devamlı devriye istiyor. Yok, bulunsun. Ya şey istiyor işte, destek. 3 kişi geldi. Alamıyorum. Alışım yetmiyor. Girmiyor. Alışım yetmiyor. Yani bunlar olmaz. Bir de silah konusunda tabanca ve taser taşıyorsunuz. Doğru. Yelek giyiyorsunuz altınıza. Oryantasyon esnasında aslında şefim bize sadece taser ve job söylemişlerdi ama silah yok, taşıma silah izniniz da var mı? Yok, silah da söylemişlerdi ya. Öyle mi? Yok, silah söylüyorlar. Silah var canım. Ulan millet C4 atıyor. Ne yapacaksın? Taser'la havada vurup etkisiz kısa devre mi yaptıracaksın C4'ü amına koyayım? Nasıl olacak? Yani silah alın, taser alın. Taser her zaman ilk kullanacağınız şey, en güzel. Millete şaka olarak da sıkmayın. Etkisi ağır yani. Ben bugüne kadar daha hiç kullanmadım. Evet, Erzurum'da kullanmıştım. Aranızda böyle bak, şey varsa silah satacağım, matacağım diyen boşa uğraşmasın, sayım yapılıyor. Direkt atılırsınız bu arada. O çok büyük. O çok büyük bir suç. Atılırsınız. Ha, bagajlarınızda ağır silah taşımayın, soyuyorlar. Soyulursa da sizin sorumluluğunuz da bu. En son yasaklanmıştı zaten. Evet, evet. Hiç almadım da. Ya üstünüzde olay durumunda hemen kıyafetlerinizi zip alıyorsunuz. Ya üstünüzde böyle çok acil durumlara taşıyabilirsiniz fakat hedef oluyorsunuz. Açık hedefsiniz yani. Onu üstünüze gören sizi takip eder. Ya bir de polis şey, arabalarının altına bomba koyuyorlar. Dikkatli olun. Evet, araçlarınızı kontrol edin. Bu aralar bir sıkıntı var. Ya aslında Nuri, seninle bir atış talimine gitmek lazım ya. Ben daha önce hiç atış etmedim yani. Gidelim Kerem abi. Ya ben her gün gidiyorum, siz gidebilirsiniz. Vallahi çok iyi olur şefim ya. Daha önce hiç kullanmadım. Gidin gidin, onda biz kullanan biri var mı aranızda? Ben kullandım seni. Ben hiç kullanmadım. İyi kullanmayı yani bilen biri var mı? Poligona gidebilirsiniz istediğinizde. Ama poligonda henüz tahtası yok. Ben onun yerine doğaya mı çıksak poligonu çekelim ama. Yok. Açık alanda. Yok, şuraya geçelim, şuradan vuralım böyle ha. Sen bunu vurdun, sen bunu vurdun. Hayır, şey yani dağlarda böyle ağaça hedef alıp o şekilde nereyi vurdum bunu da görebiliriz en azından. Orada 5, 10, 15, 20, 25 var, onlara vuruyoruz genelde biz. Yani gitmeden de haber verin. Ben gittiğimde hiç koymuyorlar demek ki o zaman ben hiç. Sağ tarafta, bir sağ bir solda. Bir dahaki gittiğime inşallah koymuş olurlar da. Bakalım şimdi nasıl olacak. Civan Bey'i tanıyan var mı aranızda? Hadi al beni, hadi. Ben bir tanıştım sadece ufaktan. Beni al. Doğma, hoş geldin canım. Ne? Duyamadım bir de. Biliyorsunuz zaten beni. Onun bir hafif takibi lazım bize. Ben de tanıyorum şefim. Biraz da yakınımdır aslında. Bir hafif takibi lazım. Bana karşı ağzı biraz gevşek. Ben şey yaparım. Tamam, sen şey yap. Gerisi de böyle. İnşallah batmayız. Başarılar. Katılan herkese
Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çünkü kasada çok para gitmiş şef şey yaparken. Vallahi ne olacak bilmiyorum. Kesin arkadaşlar, kesin. Nereye bir artıya çıkalım. Hiçbir fikrim yok. Hangi vakfa gitti acaba o para? Gerçekten ben de merak ettim şu an. Yani o giden paralar sizin hakkınızdı bu arada. Bunu unutmayın. Bunu da gelip kimse size söylemez başkası şef olsa. Şef, size saygım sonsuz. Hadi görüşürüz. İyi devriyeler. Tabii ki örgütleyeceğim. Hayvan gibi örgütleyeceğim. Barkın biraz takip etsin ya. Onda sıkıntı yok. Hülo! 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 Ben de kapatacağım şimdi. Abi bildiğin, ölü bildiğin adamın arkasından. Oğlum hakkı. Kasadan para bağışlanmış. Memurların hakkı onlar. Yayını kapatayım geleyim. Farkı bilmiyoruz abi, karakter ne bilsin. Onem olduğunu da bilmiyoruz ama şunu biliyorum, kaçak silahlarda sana yapılacak tek para bizim teşkilatta varmış, öyle demişlerdi. Hadi afiyet olsun. Eyvallah herkese iyi mesailer. İyi geceler şefim. Teşekkürler şefim. Ben kaçıyorum chat. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yarın göz para gitmiş abi. Hiçbir fikrim yok ne olacağında. Yarın görüşürüz artık. Yarın cumartesi. Antrenman yoktu galiba. Görüşürüz. Öpüyorum hepinizi.